Efendim hepinize selamlarımı saygılarımı sunarak konuşmama başlayayım. Kanaat önderleri muhtarlarımız sivil toplum kuruluşlarıyla beraberiz. Aynı zamanda belediye başkanlarımız, siyasal partilerin temsilcilerim, sanayiciler, esnaf arkadaşlarımız, onların temsilcileri de burada. Ziraat odası. Onlar da buradalar. Kanaat önderi kime denir? Kanaat önderi ben kanaat önderiyim demekle kanaat önderi olunmaz. Kişiyi kanaat önderi kılan toplumun kendisidir. Toplum sağduyu sahibi, olaylara soğukkanlı bakan, olayları abartmayan, var olan sorunlara akılcı çözümler üreten kişiyi toplum bulur ve der ki sen bizim kanaat önderimiz olacaksın. Ve bir yerde herhangi bir sorun çıktığında da ilk başvurulan kişi bu köyde olabilir, ilde olabilir, ilçede olabilir, mahallede olabilir, bir apartmanda olabilir. Onu kanaat önderi olarak belirlerler. Kanaat önderleriyle toplantı yapmamızın temel amacı da şu. Değerli kardeşlerim, bu ülke sadece benim ülkem değil. Bu ülke sadece benim ülkem değil ama bu bayrak da sadece benim bayrağım değil. Hepimizin bayrağı, hepimizin vatanı. Ve biz kendi vatanımızda huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Aramızda tartışma olur mu? Elbette olacak. Akıl akıldan üstündür. Her herkes her kişi çıkıp da sadece benim söylediğim doğrudur, diğerleri yanlıştır diye bir iddiada bulunmamalı, bulunamaz da zaten. Otururuz, konuşuruz, tartışırız, çözüm üretiriz. Ülkenin dünya kadar sorunu var. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var. Siz de yaşıyorsunuz sorunları. Biz de yaşıyoruz aynı sorunları. O zaman sorunları çözmek için bir araya gelip konuşmamız lazım. Tartışmamız lazım. Bir şeyle yapmamız lazım. Bir şeyler yapmamız gerekiyor derken Demokratik yollarla bir şeyler yapmamız lazım. Sandık gelecek, tercihlerimizi yaşadığımız sorunları kim aşabilir? Bu kapasite kimde vardır? Kimler bu sorunu aşma konusunda çaba harcar? Bilgisi birikimi vardır. O çerçevede oyumuzu, tercihimizi kullanmak zorundayız. Demokrasi elbette ki çok değerli bir kavramdır. Kavram ol, olmanın ötesinde demokrasi bir yaşam tarzıdır. Bir devleti ayakta tutan, bir devleti saygın kılan, o devlette yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan, o ülkede yaşayan vatandaşlar haksızlığa uğradıkları zaman mahkemeye gidip adaleti isteyen ve adaleti gerçekleştiren sistemin adıdır demokrasi. Demokrasi yine temsilciler aracılığıyla ülkenin yönetilmesidir. Ve demokraside en önemli olay bizlerin belli aralıklarla sandığa gidip oy kullanmamızdır. Muhtarı seçeriz, belediye meclisini seçeriz, belediye meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini, milletvekillerini, cumhurbaşkanını seçeriz. Demokrasi salt seçim değildir. Demokrasi seçimle beraber... Gelen siyasi partinin, iktidara gelen siyasi partinin devlet olmaması demektir. Devlet ayrıdır, siyasi partiler ayrıdır. Siyasi partiler devleti yönetmek üzere halk tarafından görevlendirilmiş kurumdur. A partisi seçimi kazanır, gelir. Vatandaş diyor ki 5 yıl süreyle gel, sen memleketi yönet. Bize vaatlerde bulundun. Güzel şeyler söyledin. E biz de buna inandık. Sana görev veriyoruz. Gel ülkeyi yönet. Ama devlet olma. Devlet ayrı. Devlet bakidir. Siyasi partiler bugün vardır, yarın yoktur. Bugün yönetir, yarın yönetmez. Ama orada mihenk taşı halkın kendisidir. Böyle bakmak lazım. Peki devleti nasıl yöneteceğiz? Hangi parti iktidar olursa olsun eğer demokrasiyi savunuyorsak ülkenin adaletle yönetilmesi lazım. Adaletle yönetilmeyen bir ülkenin sonu felaket olur. Çürüme başlar. Yozlaşma başlar. Rüşvet olayları alır başını gider. Adaleti bulamazsınız ve sonuçta kimsenin can ve mal güvenliği olmaz. Ve sonuçta hiç kimse önünü göremez. Yarın ne olacak diye. O nedenle bize düşen görevler var. Kanaat önderleriyle toplantı yapmamın temel nedeni, muhtar kardeşlerimle toplantı yapmamın temel nedeni, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarıyla toplantı yapmamın temel nedeni budur. Ülkenin iyi gitmediğini siz de görüyorsunuz, ben de görüyorum. O zaman nasıl aşacağız bu sorunları? Bunu aşmamız lazım. Aşmanın yolları. Bir. Herkesin can ve mal güvenliğinin sağlandığı, demokrasinin bütün kurum ve kurallarının işlediği, hakimlerin tarafsız ve bağımsız olduğu, vicdani kanaatlerine göre karar verdiği bir düzeni inşa etmek zorundayız. Hakimi bir siyasi partinin genel başkanı tayin edemez. Bunu sakın unutmayın. Ben dahi olsam yetkili yerde. Bir partinin genel başkanı olarak ben bir mahkemeye hakim tayin edersem benimle aynı siyasi görüşte olmayan kişi o hakime asla güvenemez. Bugüne kadar siyasi partilerin genel başkanları mahkemelere hakim tayin etmezlerdi. Şimdi tayin ediyorlar. E nasıl güveneceğiz adaleti? Anayasa Mahkemesi Başkanı çıkıyor diyor ki Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar. Beni de bağlar. En alttaki mahkemeyi de bağlar. Yürütme organını da bağlar. Yasama organını da bağlar. Yargı organını da bağlar diyor. Bizim kararlarımız böyle. Anayasa gayet açık ve net söylüyor bunu. Ama en aşağıdaki bir hakim ben Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum diyor. Tanımam diyor. Olay yeniden büyüyor. Yeniden Anayasa Mahkemesine yeniden karar alınıyor ve uygulanıyor. Ne olması lazım? Bir hakim siyasi otorite tarafından atanmışsa ve o otoriteyi rahatlatmak için veya onun beklentilerine uygun karar vermek için Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyorsa hakimler savcılar kurulu dedi ki kim Anayasa Mahkemesi kararını uygulamasa hangi hakim uygulamasa onu terfi ettirmeyeceğim dedi. Açıklama yaptılar. Ne oldu? Daha dün Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakimi terfi ettirdiler. Şimdi siz bu ülkede adalet var diyebilir misiniz? Adaletin olmadığı yerde can ve mal güvenliği yoktur arkadaşlar. Hepimizin düşünmesi lazım. Hepimizin bir şeyler yapması lazım. Devlette liyakat vardır. Devlet liyakat üzerine inşa edilir. Liyakatle adalet kavramları kardeştir. Bakın değerli arkadaşlarım. Çok basit bir örnek vereceğim size. Çok basit ve sıradan bir örnek vereceğim size. Devlete memur olmak için KPSS sınavını kazanacaksınız. Varsa sözlü sınavını kazanacaksınız. Sonra aday memur olacaksınız. Belli bir süre sonra asaletiniz onaylanacak. Bir süre çalışacaksınız en küçük kademe olan şef olmak için şeflik sınavına gireceksiniz. Kazanırsanız şef oluyorsunuz. Kazanırsanız şef oluyorsunuz. En alttaki memur, ünvan. Peki bakan ve milletvekili olmak için neye ihtiyaç var? İki şeye. İlkokul diploması ve savcılıktan iyi hal kağıdı. Siyasetle Devletin farkı bu işte arkadaşlar. Devlette liyakat vardır. Siyaset öyle değildir. Siz liyakati yok ederseniz devletin dibine dinamiti koymuş olursunuz. Üretmemiz lazım. Güçlü Türkiye diyoruz. Demokrasiyi getiriyoruz. Güçlü Türkiye için üretmemiz lazım. Bu topraklar Milli Kurtuluş Savaşı'nın verildiği topraklardır. Bu topraklarda binlerce şehidimiz vardır. Onların kanları vardır. Biz onların evlatlarıyız. Biz onlara karşı görevimizi yapmak zorundayız. El oğlunu avuç açan bir Türkiye değil, üretimiyle alın teriyle dünyaya mallarını ihraç eden, satan bir Türkiye talep ediyoruz. Bir Türkiye istiyoruz. Madem ki bu topraklar şehit kanlarıyla sulandı, Bakın devleti kuranların hiçbirisi iktisatçı değildi. Hiçbirisi. Hepsi askerdi. İlk yaptıkları iş ne oldu? Gittiler İzmir İktisat Kongresi'ni topladılar. Ya acaba biz memleketi nasıl ayağa kaldırırız? Ve memleketi ayağa kaldırdılar. Osmanlı'nın kaçırdığı sanayi devrimini yakaladılar. 1921 yılında daha 23'ten önce Kayseri'de uçak fabrikasının temelini atılır. Kırıkkale küçük bir köydü. Kırıkkale. Entegre silah sanayini orada kurdular. Karabük küçük bir köydü. Demir çelik tesisini kurdular. Bunlar şimdi il oldu. Eskişehir Yılmaz hocam burada. Eskişehir Uçak üreten, ihraç eden merkezdi. Kayseri'nin dışında. Ankara eti uçak fabrikaları motoru vardı. 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden beş ülkeden birisiydik. O yoksul insanlar, o yoksul Türkiye bütün bunları yaptı. Yumurta satarak şeker fabrikası kurdu. Artı Osmanlı'nın borçlarını da son kuruşuna kadar ödedi. Kimseye de el avuç açmadı. Şimdi geldiğimiz tabloya bakalım. Bekliyoruz dışarıdan para gelecek mi diye. Kim bu hale soktu? Yalvarıyoruz acaba dışarıdan para gelecek mi bize diye. Konuşuyoruz acaba Biden benimle görüşecek mi diye. Görüşmezse mahvolacağım diye. Bari yüz yüze değil telefonla mı acaba görüşsek diye. Cumhuriyet tarihinde böyle bir tablo çıktı mı ortaya? Ve biz aynı zamanda bütün komşularımızla barış içindeydik. Suriye'yi al, Irak'ı al, bütün komşularımızla Mısır'ı al. Hiç kimseyle kavga etmedik. Nedir bu halimiz? Neden bu hale geldik? Şunu düşünebiliyor musunuz? Bizim bir Merkez Bankası kanunu var. Ve bizim resmi paramızın adı da Türk lirası. Türk lirası. Değerli kardeşlerim. Bir hükümet bir hükümet kendi vatandaşından borçlanabilir, Türk lirası üzerinden borçlanır eyvallah. Dersin borç bana ver, ben sana faiziyle beraber bunu belli bir süre içinde ödeyeceğim. Bunu anlarım. Amerikalı böyle borçlanır. Fransızı böyle borçlanır. Güney Kore'si böyle borçlanır. Japonlu böyle borçlanır. Biz nasıl borçlanıyoruz kendi vatandaşımızdan? Dolar üzerinden borçlanıyoruz. Bana dolar üzerinden borç ver. Ben de sana hem faizini hem dolarını geri ödeyeceğim. E nerede o bizim Türk lirası? Ne oldu bizim Türk lirasına? Şimdi son iki haftada görüyorsunuz. Türk lirası değer kaybediyor. Dolarda, avroda da ciddi bir yükseliş var. Son iki haftanın bilançosunu. Son iki haftanın. Bakınız. Bakınız. Döviz sahipleri yani bankalarda dövizi bulunan vatandaşlar 261 milyar dolar tutuyor. Şu anda bizim vatandaşımız Türk lirasına güvenmiyor büyük ölçüde. Bankada dolar olarak tutuyor parasını, döviz olarak tutuyor. 261 milyar dolar para var bankalarda. Vatandaşlara ait para var. İki haftada bankada dolarları olanlar iki haftada 151 milyar lira para kazandılar oturdukları yerde. Çay içtiler, sohbet ettiler, para orada duruyor, dolar yükseldi. 151 milyar lira para kazandılar oturdukları yerde. Kim ödüyor bunu? Sizler ödüyorsunuz. Kim ödüyor bunu? Çiftçiler ödüyor, esnaf ödüyor. Kamyon şoförü ödüyor, tır şoförü ödüyor, muhtar ödüyor, ev kadını ödüyor, çalışan kadın ödüyor, işçiler ödüyor. Hepimiz beraber iki haftada 151 milyar lira para ödeyeceğiz. Hiç aklınıza gelir miydi? Türk lirasının bu kadar değersiz, bu kadar güvensiz olduğu hiç aklınıza gelir miydi? Geçiyorum başka bir şeye. İkinci konu, yol yapıyorsun, köprü yapıyorsun, metro, güzel, ne yapıyorsan yap. Devleti dolar üzerinden borçlandırıyorsun. Geçiş dolarla, ister köprüden geç, ister tünelden geç, ister yoldan geç, dolarla. Pek çok şey dolar, havağını, havaalanı, uçak dolarla. Kim ödüyor bunları? Sizler ödüyorsunuz. Hep beraber ödüyoruz. Dolarla bu işi yaptıranlar veya yapanlar hiç şikayet ederler mi? Asla şikayet etmezler. Türk lirası karşısında doların değeri yükseldikçe bunların işi iştir. Hiçbir zararları yok. 100 alırken 150 alacak. 150 alırken 200 alacak. 200 alırken 250 300 alacak. Bunların da tuzu kuru. Devletin bütün ihalelerini vermişsin. Ya müteahhit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yatırımın yapıldığı yer Türkiye Cumhuriyeti toprakları. Taşeronlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Onların işçileri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Peki sen işi niye dolarla veriyorsun? Niye avroyla veriyorsun? E hani sen yerli ve milliydin kardeşim? Nasıl oldu da bu iş oldu? Kanaat önderleri olarak size şikayet ediyorum. Yanlış yapıyorlar ve ülkeyi bu hale getirdiler. O nedenle düşünmemiz lazım. Beraber düşünmemiz lazım. Devletin borcu. Öyle ya gittiler döviz borçlandılar. Son iki haftada Son iki haftada Türkiye Cumhuriyeti Devleti 151 milyar lira dışında o vatandaşlara gidiyordu belli vatandaşlara 82 milyar lira devletin borcu arttı. Nereden ödeyecek bu parayı? Siz ödeyeceksiniz. Kim ödeyecek başka? Devletin borcunu e, herhalde Fransızlar ödemeyecek. Amerikalılar, Almanlar, efendim Papua Yeni Gine Bunlar ödemeyecek. Gana ödemeyecek herhalde. Yeni Zelanda ödemeyecek herhalde. Biz ödeyeceğiz. Beraber ödeyeceğiz. Dolarla maaş alanlarda bir sorun yok. ile alanlarda bir sorun yok. Sorun nedir? Gelirini Türk lirasıyla alan, aylığını Türk lirasıyla alan, alışverişini Türk lirasıyla yapan insanda. Sorun burada. Geçinemiyorlar bunlar. Geçinemiyorlar. Özel sektörün borcu. Özel sektör. Yatırım yapıyor. Biz özel sektörü savunuruz. Güçlü yatırım yapsın. Bozu ülke işte seramik fabrikaları, diğer fabrikalar yapılıyor. Son derece mutlu oluyoruz. Daha iyi yatırım yapsınlar. Daha çok istihdam alanı yarasınlar. Biz teşvik edelim özel sektörümüzü. E onlar da onların da borcu var. 101 milyar lira son iki haftada onların da borcu arttı. 101 milyar lira. Son iki haftada toplam mali yük Türkiye Cumhuriyeti devletine gelen mali yük değerli arkadaşlarım rakam gerçekten de çok yüksek 151 milyar lira bir 82 milyar lira bir 101 milyar lira bir ve döviz cinsi kredi kullananlar için de 11 milyar lira bir. Son iki haftada ek maliyet. Hepimizin ödeyeceği rakam bu. Buna razı mıyız değil miyiz? Siz razı olsanız da olmasanız da bunu ödeyeceksiniz. Razı olsanız da olmasanız da bu parayı ödeyeceksiniz. Beraber ödeyeceğiz. Birlikte ödeyeceğiz. Yüklendiğiniz maliyet işte bu. Geçinemiyorum. E, geçinemeyecek tabii. Bu parayı ödemek için e, birilerinden bir şey almak lazım. Kimden alacaksın? Vatandaştan alacaksın. Zam yapacaksın. Efendim gübreye zam geldi. Güzel. Mazota zam geldi. Güzel. İlaca zam geldi. Evet güzel. Otoyollara zam geldi. Dolar arttıkça avro arttıkça oraya da zam geldi. Her şeye zam geldi. Şimdi Allah aşkına bir düşünün. Ya bu zamları yapan Bay Kemal mi? Kim yaptı bu zamları? Yoksa dış güçler mi bu zamları yaptı? Şimdi vatandaşa diyoruz ki neden pahalı sata, satıyorsun sen? Efendim işte gönderdim denetim elemanlarını, belediye zabıta ekiplerini, polisleri gönderdim. Fiyatları denetleyecekler. İyi de kardeşim mazota sen zam mı yaptın ya? Otoyollardan geçerken, otoyollardan geçerken Avro üzerinden fiyat ödüyor. Otoyoldan geçmeyeyim diyor, oradan geçeceksin diyor. Mecburen geçeceksin oradan, bu parayı da ödeyeceksin diyor. İlaca zam, gübreye zam. Ya gübreye yaptıkları zamın farkında mı bunlar acaba? Bu gübre fiyatları nerede, nereye gitti? Kim yaptı bu zamı? Fatura kime çıkıyor? Vatandaşa çıkıyor. Niye pahalıya satıyorsun? E kardeşim ucuza ver ucuz satayım. Pahalıya veriyorsun. Esnaf şunu söylüyor. Malı alıyorum. Satıyorum. Ama gidiyorum yeniden aynı malı aynı miktarda alayım. Alamıyorum çünkü diyor ki zam geldi diyor. Haftada bir etiketler değişiyor. Kabahat kimde? Onlara göre kabahat vatandaşta. Kendisinin hiçbir kabahati yok. Çünkü zammı sanki o yapmadı zammı başkaları zam yaptı. Hepinizin düşünmesi lazım. Birlikte düşünmemiz lazım. Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaracağız. Bu eleştirileri yapıyorum ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün mesele şudur. Siyasetin temiz ve ahlaklı olması lazım. Siyasetin dürüst olması lazım. Siyasete girdiğim gün kendi mal varlığımı kendi internet siteme koydum. Karımın yüzüğü dahil. Hepsi benim alın teriyle kazandığım para, imkan. Evimi, dairemi bunları yazdım internet siteme koydum. Hala şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin internet sitesinde benim mal varlığım var orada. Açık ya açık. Ve şunu gördüm. 2002'den beri siyasetin içindeyim. Siyasete girip de bir adam zenginleşiyorsa kesin malı götürüyordur. Bu işin ortası yok. Siyasette zenginleşmek mümkün değil arkadaşlar. Nasıl zenginleşeceksin? Nasıl köşeyi döneceksin? Aldığımız maaş iyidir. Onu da söyleyeyim. El aleme muhtaç olmuyorsunuz. Ama Öyle kişiler var ki bir yerden değil, iki yerden, üç yerden, dört yerden, beş yerden maaş alıyorlar. Onların keyfi yerinde. Orada bir sorun yok. Asgari ücretli, işsiz. E bunlarda ciddi sorunumuz var. Değerli arkadaşlarım. Merkez Bankası'nın rezervi eksi 40 milyar dolar. Sorduk. 128 milyar doları kime sattınız? Kime? Kime? Kim aldı bu? Hangi kur üzerinden aldı? Bunun cevabı hala yok. Efendim para var Merkez Bankası. E doğru para var. Ama o para Merkez Bankası'nın değil ki. Gidiyorsunuz arkadaş, arkadaşınızdan borç para alıyorsunuz. Cebinize koyuyorsunuz. Kahveye oturuyorsunuz. Diyorsunuz ki param var çıkarıyorsunuz masaya koyuyorsunuz. Cebin para dolu. İyi de para senin değil kardeşim. Borç para. Hala bunu satmaya çalışıyorlar paramız var diye. Biz sanki bilmiyoruz. Bütün dünya bunu biliyor. Bütün dünya bilançoları analiz ederler. Bu rakamları bulurlar. Bütün bunların hepsi var değerli arkadaşlarım. Son günlerde en çok tartışılan konu yurt konusu. Öğrencilerin yurdu. Üniversiteye giden öğrencilerin yurdu. Ben söylemiyorum. Kredi Yurtlar Kurumu bir kamu kurumudur. Kredi Yurtlar Kurumu'nun rakamlarını veriyorum. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurt sayısı 773. Türkiye genelinde 773 yurdumuz var. Yurdun kapasitesi 773 yurdun kapasitesi 6000 eee 695.834. Yani 695.834 öğrencimiz bu yurtlarda kalabilir. Peki örgün eğitim kapsamındaki üniversiteli öğrenci sayısı kaç? 3 milyon 801 3 milyon 801 bin 294 öğrenciye 695 bin 834 yatak düşüyor. Soru şu. 19 yılda yurt sorunu niye çözmediniz? Bu öğrenciler bu sene değil ki. Yıllardır. Milletvekillerin gidin, hepsi arar ama bizim çocuğumuza, kızımıza bir yurt bulabilir misiniz? Bir yerde kalabilir mi bu çocuklar? Niye yapmadılar yurdu? Hangi gerekçeyle yapmadılar? Evlatlarımız üniversiteyi kazandığında sevinmiyor muyuz? Evlatlarımız bir üniversiteyi bitirdiğinde sevinmiyor muyuz? Güvenlik içinde bir yurtta kalsınlar diye arzu etmiyor muyuz? Niçin yapmadılar? Yurt binası yapmak çok mu pahalı? Hayır. Çok mu komplike bir yurt binası? O da hayır. İkişer, üçer kişilik odalar olacak. Sıcak suyu, soğuk suyu olacak. Geniş bant, internet erişim olacak. Aşağıda efendim bir çalışma e, odası olacak ya da salonu olacak. Yemekhanesi olacak. Girişte de bir, bir görevli olacak, yurda girişi çıkanı denetleyecek bir Bu kadar. Öyle salonu, misafir salonu, oturma odası, çocuk odası bunlar yok. Çok basit. Bir yılda çözülür. En geç bir yıl içinde çözülür. Değerli arkadaşlarım, bir şey daha ifade edeyim. Bu da önemli bana göre. Demokrasiden söz ettik. Demokrasiyi güçlendirmenin en önemli ayağı muhtarlık kurumunu güçlendirmektir. Muhtarlık kurumunu güçlendirirseniz demokraside de güçlenmiş olur. Muhtarlık kurumuna kişilik kazandırmanız lazım. Yasal güvencelerinin olması lazım. Oturabileceği bir alanın, bir yerin olması lazım. Muhtar kardeşlerime Ödenek veriyorlar. Maaş vermiyorlar, ödenek veriyorlar. Niye ödenek veriyorlar? Belediye başkanına ödenek mi veriyorlar? Hayır, aylık veriyorlar. Milletvekiline ödenek mi veriyorlar? Hayır. Maaş veriyorlar. Bakanlara ödenek mi veriyorlar? Hayır, maaş veriyorlar. Cumhurbaşkanı ödenek mi alıyor? Hayır, o da maaş alıyor. E peki onları seçen millet sizi seçmiyor mu? Sizi de seçiyor. Peki niye size maaş vermiyorlar? Çünkü maaş verseler sosyal güvenlik priminizi de yatıracaklar. Yatırmak mecburiyetindeler. Ödenek olunca ne oluyor? İzin alamıyorsun. İzin aldığınızda tak ödeneğiniz azalır. Peki belediye başkanı, milletvekili, bakanlar, cumhurbaşkanı bunlar izin aldıklarında aylıkları kesiliyor mu? Düşüyor mu? Hayır hiçbir şey olmuyor. Demek ki maaş almanız lazım. Görevli olduğunuz, seçildiğiniz andan itibaren belli standart bir maaşınızın olması lazım ve sosyal güvenlik primlerinizi eğer emekli emekli hak etmemişseniz devlet tarafından yatırılması lazım. Başka sizde birleşik oy pusulası yok. Niye yok? Girerseniz seçim kabinine Kabine girerseniz oy oyunuzu kullanmak için. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz bir muhtar varsa onun oy pusulasını alır cebinize koyar çıkarsınız. E gelen arayacak ya oy vereceği muhtar nerede belli değil. Yok orada. Niye birleşik oy pusulası yapmıyorlar? Yapılması lazım. Muhtarlık kurumuna değer vermedikleri için değer vermeleri lazım. Anayasamızda der ki angarya yasaktır. Gayet güzel. Bedava iş yapmak yasaktır yani. Türkçesi o angarya bedava iş yaptırmak demektir. E size icra dairelerinden bir sürü şey geliyor değil mi? Tebligatlar geliyor bunları tebliğ edin diye. Bir bedel ödeniyor muhtarlık kurumuna. Ödenmiyor. E aynısını PTT memuru yaptığı zaman maaş alıyor. Ama siz almıyorsunuz. Size vermiyorlar. Bu ne demektir? Aynı zamanda muhtarlık kurumunun makul bir bütçesinin olması demektir. Bir bütçenizin olması lazım. Bir fakir fukara gelecek. Yardım yapmanız lazım. Ve sosyal yardımların da muhtarlar aracılığıyla dağıtılması lazım. Niçin? Muhtar bir politik kimlikle ortaya çıkmaz. Muhtar der ki ben mahallenin muhtarıyım, köyün muhtarıyım. Kendi adıyla çıkar, seçimi kazanır ve gelir yerine oturur. O mahallede kim nasıl yaşıyor? En iyi muhtar bilir. Bir de mahallenin bakkalı. ikisi bilirler. Muhtarlık bir kamu kurumu değil. Şaşıracak değil muhtar arkadaşlarım. Evet. Kanuna göre muhtarlık bir kamu kurumu değil. Kamu kurumu olmadığı için muhtarlar belediyelerle işbirliği halinde proje yapamazlar. Çünkü kamu kurumu sayılmadığı için. Sayılması lazım. Sizi millet seçti. Bir kişi seçmedi ki. Belediye kamu kurumu, meclis kamu kurumu, seçimle gelen her yerde kamu kurumu. Ama siz kamu kurumu olarak sayılmıyorsunuz, algılanmıyorsunuz. Önümüzdeki süreçte şöyle bir şey getirecekler. Duyarlı olmanız için söylüyorum. Biz itiraz ediyoruz ona. Muhtarlık seçimi ile belediye başkanlığı seçimini ayrı alalım. Ayrı ayrı tarihlerde yapılsın. Bu olursa siz Muhtar olarak sandığa seçmen getiremezsiniz. Sizin bütçeniz yok ki gidip propaganda yapacaksınız. Gelin diyeceksiniz. Sizin imkanınız da yok. Belediyenin siyasi partiler giriyorlar, Türkiye genelinde geziyorlar, vatandaşı sandığa getiriyorlar. Gelirken aynı zamanda muhtarını da seçmiş oluyor. Bu konuda muhtar kardeşlerimin dikkatli olması lazım. Değerli arkadaşlarım, daha anlatacak pek çok şey var. Birazdan yerime oturacağım. Soru soracaksınız. Sanayicilerle ilgili de bir iki şey söyleyeyim. İnsanoğlu tekerleği bir milyon yılda keşfediyor. Bir milyon yılda tekerleği keşfediyor. Şimdi her saniyede birden fazla buluş var. Her saniyede. Eğer Türkiye olarak biz Katma değeri yüksek ürün üretemezsek, sanayimizi bu yönde teşvik etmezsek biz sadece ve sadece katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin tüketici konumuna geliriz. Onları kullanmış oluruz. Sorun çok. Bu söylediğim sorun temel bir sorundur. Bu temel sorunun çözülmesi lazım. Ekonominin planlanması lazım. Tarımın planlanması lazım. Bu planlama olmadığı sürece planlama şu değerli arkadaşlarım. Bir kaynağınız var. 100 lira, 500 lira, bin lira onu işte bütçe diyoruz. Bir kısmını vergiler, bir kısmını borçlanma yapıyorsunuz. Bazen özelleştirme yapıyorsunuz. Bir bütçeniz var. Sınırlı bir kaynak. Ama ihtiyaçlarımız sınırsız. Bu kaynağı nereye harcayacağız? Önceliklerimiz ne? Bunu planlama yapar. Öncelikleri belirler. Önce dediniz ki köye yol yapalım. Ondan sonra işte yol yaptıktan sonra diğer harcamaları yapalım. Köyümüze, ilimize ya da ülkemize önce önceliğimiz şu ol, olmalı. Yani ailede düşünelim. Karnımız aç, sinemaya mı gidelim yoksa yemek mi yiyelim? Önce yemek yememiz lazım yaşamak için. Ondan sonra imkanımız olursa sinemaya gideriz. Ama siz kaynağı sinemaya harcayıp da aç kalırsanız o sağlıklı bir düşünce tarzı değil. Planlama yapmak lazım. Planlamanın 50 yıllık, 100 yıllık yapılması lazım. Artık öyle 3 yıllık, 5 yıllık planlarla bu iş çözülmüyor. Çünkü dünya hızla değişiyor. Teknoloji hızla değişiyor. Türkiye sanayi biliyorsunuz Osmanlı sanayi devrimini kaçırmıştı. Şimdi teknoloji devrini kaçırma lüksümüz yok. Onu yakalamak zorundayız. Ve sanayicilere bu konuda büyük görevler düşüyor. Bilecik'in bir şanssızlığı var. Bileceğe vali dayanmıyor. Niye vali dayanmıyor? Ben bir türlü aklım elmiyor. Sordum arkadaşlara ya niye bu, bu kadar sık vali değişiyor diye. E geliyor hemen değişiyor. Niye değişiyor? Kaç aydır valisi yok. Sanki Türkiye'de valilik yapacak hiç adam bulamadılar. Adam var çok var da kendi kafalarına uygun birisini bulamadılar herhalde. Vali olması lazım. Sorun var. Emeklikte yaşa takılanlar var. Onu da biliyorum. O sorun da çözülmesi lazım. Onun için de çalışma yapılması lazım. O konuda da bizim oturup tartışmamız ve konuşmamız lazım. Bunun da yapılması lazım. Bölge il başkanımız söyledi. Bilecek küçük bir il olmakla beraber özgür ağırlığı fazla. Evet söyledim konuşmamın başında. Şehit kanlarıyla sulanan bir bölgedeyiz. Sadece Milli Kurtuluş Savaşı'nda değil, Osmanlı'nın kuruluşunda da burası çok önemli bir merkezdir. Ve bu merkez hepimizin göz bebeğidir. Bu merkezin korunması, büyütülmesi, tanıtılması gerekiyor. Merkezi büyütmek, tanıtmakta belde başkanına, belediye başkanına, milletvekillerine ve siyasi iktidara, kültür bakanlarına özellikle bu konuda büyük görevler düşer. Sorular soracaksınız bana. İki şey istiyorum sizden. Birincisi şu. Ya acaba şu soruyu genel başkana sorsam genel başkan üzülür mü? Üzülmem. İstediğiniz soruyu sorun. Rahatlıkla sorun. İkincisi de acaba bu soru da genel başkana sorulur mu? Niye sorulmasın? Soracaksınız. Bizim bir helalleşme süreci başlatmamız lazım. Bizi tanımanız lazım. Bizi tanımanız lazım. Bizim ne söylediğimizi dinlemeniz lazım. İyiye gitmeyen bir süreç var. Buradan Türkiye'yi çekip çıkarmamız lazım. İsteğim bu ama şunun da bilmenizi isterim. Sorduğunuz her soruya samimi cevap vereceğim. İçimden gelen cevabı vereceğim. Öyle alttan al yukarıdan yuvarla işte acaba nasıl bu soruyu atlatırım. Yok öyle bir şey. Yapmayacağım bunu. Çok açık, çok net sorduğunuz her soruya inandığım şekilde cevap vereceğim. Şundan da emin olmanızı isterim. İnşallah devri iktidarımızda göreceksiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edeceğimiz ilk kanun siyasi ahlak kanunu olacak. Siyaseti kirlikten arındıracağız. Temiz siyaset, ahlaklı siyaset, milletine hesap veren siyaset. En tipik örneğini Bozoev'te görebilirsiniz. Bakın Belediye başkanımız geldi. Var olan bütün borçları ödedi. Gelir aynı gelir. Bütün borçları ödendi. Demek ki ödenebiliyor. Türkiye zengin bir ülke. Bütçesi de çok iyi. Ama parayı nereye ve kaça harcayacağınız önemlidir. Bardağı alıyorsunuz fiyatı 1 lira. Siz bardağı alıyorsunuz 25 liradan. E 24 lira nereye gidiyor? Birilerin cebine gidiyor. O nedenle Türkiye zengin ülke, kaynakları olan bir ülke ve Türkiye hızla büyüyebilir, işsizlik sorunu aşabilir, sanayiciye güven verilebilir, can ve mal güvenliği sağlanabilir. Siz eğer gerçekten teşvik ettiğinizde ve gerçekten istikrarı sağladığınızda bütün bunların tamamını hayata geçirebiliriz. Hepinize teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Masama geçiyorum. Sorularınızı bekliyoruz.